Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Arkadaşlar merhaba. Geçen dersimizde namazların cemini konuşmuştuk. Hanefilerde sadece Arafat ve Müzdelife'de cem yapılıyordu. Şafilerde daha farklı zamanlarda yağmur, yolculuk, düşman korkusu, can korkusu, hastalık gibi zamanlarda da yapılıyordu. Onu gördük. Bu hafta bir vakit içerisinde namazın o vaktin neresinde, ne zaman kılınacağı üzerinde duracağız. Yine metin üzerinden. Eddersul Hamsun, 50. ders. İkametus salavati, namazların ikame edilmesi. Fi evkatihe, vakitlerinde. Vakitlerinin ne tarafında, ne zaman ikame edileceği ile alakalı. Yüstehabbu, müstehabdır, el isferu, isfar, bil fecri, sabah namazında, yani biraz geciktirmek müstehabdır. İlla fi Müzdelife'te, Müzdelife'de bu yapılmaz, lil hacci, hacı için bu söz konusu değildir. Orada vakit girer girmez kılınır. Fe inne taglise, sabah namazını vakit girer girmez kılmak, lehum, Müzdelife'de bulunan hacılar için, eftalu, daha faziletlidir. Li vacibil vukufi, çünkü vukuf, orada vakfe yapmak, Müzdelife vakfesi yapmak vaciptir. Badehu, namazdan sonra, bihe, orada, Müzdelife'de. O yüzden hemen namazı kılar, sonra vakfe yaparlar. Ve yüstehabbu, yine müstehaptır. El ibradu, serin vakte bırakmak. Biz zuhri, öğle namazını. Fis sayfi, yazın. Yazın öğle namazını serin vakitte kılmak müstehaptır. Fi kullil biladi, her beldede bu böyledir. Li kavli sallallahu aleyhi ve sellem, çünkü Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ebridu biz zuhri, öğle namazını serin vakte bırakın, sıcak vakitte kılmayın. Fe inne şiddetel harri, sıcağın şiddeti, min feyhi cehennem, cehennemin kaynamasındandır. Yani o kadar sıcak olur ki öğle namazının vakti girer girmez, o vakitte sıcaktan bunalırsınız, namazınızı tam eda edemezsiniz, biraz serin vakte bırakabilirsiniz diyor Efendimiz. Vel cumaatu kez zuhri, cuma namazı da öğle namazı gibi serin vakte bırakılabilir. Ve yüstehab bu müstehaptır, taciluhu, önce kılınması, hemen vakit girer girmez kılınması, ez zuhri, yani öğle namazının. Fişte'yi, kışın, kış vaktinde durum farklı oluyor. Ve fir rebi'i vel harifi, İlkbaharda ve sonbaharda da aynı şekilde vakit girer girmez kılınması müstehaptır. Liennehu aleyhisselam, çünkü Efendimiz kâne yuaccilu ez-zuhra, öğle namazını hemen kılıyordu vakit girer girmez, bilberdi, soğuk vakitlerde, kışın, baharda ve sonbaharda. İlla fi yevmi gaymin, ama bulutlu günlerde durum farklıdır. Haşyete vuku'ihi kable vaktihi, vaktinden önce kılma endişesinden dolayı bulutlu vakitlerde vakit girer girmez, hemen namaz kılınmaz, biraz bekletilir. Feyüekharu, geciktirilir, ya da kişiye atfedersek feyüekhiru, kişi geciktirir, istihbaben, müstehap olarak, fihi, o vakitte, yani ey yevmi gaymin, yani bulutlu günde namazını biraz geciktirir, hemen vakit girer girmez kılmaz, çünkü vakit girmeden kılma ihtimali vardır. İz, çünkü la kerahete, kerahet yoktur, sakınca yoktur. Fi vaktihi, vakti içerisinde biraz geciktirmekte bir kerahet yoktur. Fela yadurru te'hiruhu, namazın kendi vakti içerisinde tehir edilmesi namaza zarar vermez. Çünkü namazın vakti tayin edilmiştir. Bir başı vardır, bir de sonu vardır. Tabii bu saatin olmadığı yerlerde, zamanlarda geçerli. Saat varken saate göre hareket edilir, ya da ezan okunuyorsa bir yerde ezana göre hareket edilebilir, ama saatin olmadığı, ezanın olmadığı bir yer düşünün. Bir ormanlık alan, bir dağ başı düşünün. Ya da bunların duyulmadığı, kullanılamadığı bir zamanı düşünün. İşte böyle zamanlarda bu ölçü kullanılabilir. Ve yüstehab bu, yine aynı şekilde müstehaptır. Te'hiru salatil asri, ikindi namazının tehir edilmesi. Sayfen ve şiteen, yazda da kışta da geciktirilmesi müstehaptır. Li ennehu aleyhissalatu vesselam, çünkü Efendimiz
kâne yuakhiru el asra, ikindi namazını geç kılıyordu biraz. Hemen girer girmez vakit kılmıyordu. Mâ dâmetiş şemsu beydâ'e nakiyyeten, güneş parlak ışıklarıyla devam ettiği müddetçe. Yani parlak bir şekilde devam ediyor, gözü almaya devam ediyor. Ne zaman ki gözü almamaya başlıyor ikindi güneşi, işte o vakte kadar geciktirmemek gerekiyor. Ve yetemekkenu, mümkün oluyordu, yapabiliyordu. Minen nefli, nafile namaz kılabiliyordu. Kablehu, asır namazından, yani ikindi namazından önce. Evet, ikindi namazından önce 4 rekat sünnet var, farzından önce. Bunu kılıyordu. Belki biraz daha bekliyordu, ondan sonra kılıyordu Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Tabii bu kerahet vaktine bırakmamak şartıyla. Mâlem yetegayyarı şemsu, burada onu söylüyor zaten. Güneşin ışıkları değişmediği müddetçe, bir zehâbi dav'yehe, ışığı gitmek suretiyle değişmedikçe, felâ yetehayyeru fîhil basaru, göz güneşe baktığında kamaşmaz. Yani kamaşmayacak hale gelinceye kadar bekletmemek şartıyla ikindi namazını biraz geç kılmak müstehaptır. Ve huve sahih, sahih olan görüş budur. Evet, burada gözün kamaşmayacağı şekilde güneşin ışıklarının zayıflamaması ya da bu vakte biz kısaca kerahet vakti diyoruz. Akşam namazının vaktine girmesine bir yarım saat kala, yaz itibariyle de 40-45 dakika kala denebilir. Ve tehiru yettegayyuri, güneşin ışığının değiştiği zamana kadar, güneşin ışıkları gözü almayıncaya kadar ikindi namazını geciktirmek, mekruhun tahrimen, harama yakın mekruh görülmüştür. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz şöyle buyurmuştur. Tilke salatul münafikin, selaten. Üç defa tekrar ederek şöyle demiştir. Bu namaz, yani kerahet vaktine bırakılan ikindi namazı, münafıkların namazıdır. Yani münafıklar böyle yapar. Yeclisu ehadukum, biriniz oturur durur da, hatta lev istferratiş şemsu, güneş sararıncaya kadar, yani tesirini yavaş yavaş yitirinceye kadar, gözü almamaya başlayıncaya kadar oturur da biriniz. Ve kânet beyne karney şeytani, şeytanın iki boynuzu arasında oluncaya kadar, yani güneş ışıkları artık zayıflayıp da batmaya doğru meyledinceye kadar kişi bekler bekler bekler, namazını kılmaz. Sonra yenguru kennakriddiki, sonra horozun yerdeki bir buğdayı, bir taneyi gagalaması gibi yatar yatar kalkar da acele acele namazını kılar. Kerahat vaktine kalmasın diye ya da kerahat vaktine kaldı geçmesin diye. Bu şekilde la yezkurullaha illa kalile, Allah'ı gerektiği gibi zikretmez, az olarak zikreder. Yani Allah'ı az zikreder. Yani namazını tam hakkıyla eda etmez. Yatar kalkar, yatar kalkar, yatar kalkar. Bu şekilde acele acele namaz kılar. İşte bu münafıkların namazıdır. Siz böyle yapmayın. Namazı o vakte kadar, ikindi namazını o vakte kadar geciktirmeyin buyuruyor Efendimiz. وَلَا يُبَاحُ التَّأْخِيرُ, tehir mübah değildir. لِمَرَضٍ وَسَفَرٍ, herhangi bir hastalıktan ya da bir yolculuktan dolayı namaz geciktirilmez. Namaz vakti girer girmez kılınır. Ve yüstehabbu, müstehaptır aynı şekilde. Taciluhu eyl asri, yani ikindi namazının tacil edilmesi, hemen vakit girer girmez kılınması müstehaptır. Fi yevmil gaymi, bulutlu günlerde. Bulutlu günlerde. Me'a teyekkuni duhulihe, tabi bu arada namaz vaktinin girdiğinden de teyakkun, iyice yakinen emin olması lazım. Emin olması lazım. Eminse vakit girer girmez bulutlu günlerde ikindi namazını kılar. Bu müstehaptır. Haşyetel vaktil mekruhi, çünkü biraz geciktirse mekruh vakte girme korkusu vardır. Kerahat vaktine bırakma korkusu vardır yağmurlu günlerde, bulutlu günlerde. Ve yüstehabbu tacilu salatil mağribi, akşam namazının hemen kılınması da müstehaptır. Sayfen ve şiteen, ister yazın ister kışın. Ve la yafsilu beynel ezani vel ikameti fihi, ezanla ikamet arasını ayrı tutmaz, ayırmaz. Yani ezandan hemen sonra
ikamete geçilir. Çok fazla beklenmez o arada. İlla bi kadri selasi ayetin, ancak 3 ayet okuyacak kadar bekler orada. Ev cinsetin hafifetin, ya da az bir şekilde oturacak kadar. Yani bir diz çöküp yerde az oturup hemen kalkacak şekilde bir zaman geçebilir. Daha fazla zaman geçmemesi lazım. Li salati Cibril aleyhisselam, çünkü Cibril aleyhisselam kıldırmıştır. Bin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e akşam namazını kıldırmıştır. Bi evvelil vakti, vaktin evvelinde, vakit girer girmez. Fil yevmeyni, iki günde de. Cibril aleyhisselam Efendimiz'e iki defa geliyor namazları öğretmek için. Birinci gelişinde de, ikinci gelişinde de vakit girer girmez akşam namazını kıldırmış. Bundan dolayı da namazın hemen kılınması müstehaptır. Ve kâle aleyhissalâtu vesselâm, Efendimiz de buyurur ki, İnne ümmeti, benim ümmetim, len yezâlu bi hayrin, hayır üzere devam eder. Mâ lem yuekhirul meğribe ileştibâki nücûmi, yıldızlar görününceye kadar akşam namazını geciktirmedikçe hayır üzere devam ediyorlar demektir. Mudahaten lil yahud, Yahudilere bir zıtlık, bir ihtilaf olsun diyerek bunu yapmaları gerekiyor. Bu şekilde yaparlarsa hayır üzere devam ederler. Fekâne te'hîruhâ, akşam namazının geciktirilmesi mekruhen, mekruhtur. İllâ fî yevmi gaymin, ancak bulutlu günlerde durum farklı. Ve illâ min uzri seferin ev meradin, ancak yolculuk ve hastalık gibi bir özür olursa durum farklı olur. Ve huduri maidetin, ayrıca sofra hazırsa, ve te'hiru kalilen la yukrahu, bu durumlarda akşam namazını azıcık geciktirmek, çok fazla değil, azıcık geciktirmek mekruh değildir. Evet, yolculukta, özür durumunda ya da sofranın hazır olduğu durumlarda namazı biraz geciktirmek mekruh olmaz. فَتُعَخَّرُ ف۪يهِ, akşam namazı bu bulutlu günlerde biraz geciktirilir. Hatta يَتَيَقَّنَ الْغُرُوبَ, ta ki güneşin batışından tam emin olsun, yakin derecede kesin bilgi sahibi, kanaat sahibi olsun. Onun için biraz geciktirilir. وَيُسْتَحَبُّ, aynı şekilde müstehaptır. تَأْخِيرُ صَلَاتِ الْعِشَّاءِ اِلَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاَوَّلِ, yatsı namazını gecenin ilk üçte birine kadar geciktirmek de yine müstehaptır. Kâle sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz buyurmuşlardır ki, levle en eşukku alâ ümmeti, ümmetime zor gelmeyeceğini bilseydim, le'ekhartu el-işşâ'e ilâ thulüthi'l-leyli ev nısfehu, ev nısfihi, yatsı namazını gecenin ilk üçte birine kadar ya da yarısına kadar, gecenin yarısına kadar geciktirmelerini tavsiye ederdim. Ben de öyle yapardım. Ve fî mecmai rivayeti, rivayetlerin toplamına baktığımızda, ette'hîru ilen nısfi, gecenin yarısına kadar yatsı namazını geciktirmek mübahun, mübahtır, fîşşitâ'i, kış mevsiminde. Li kerahati semril menhiyyi anhu, yasaklanan gece konuşmalarının kerahetinden dolayı. Yani biraz geciktirsin ki kışın yatsı namazını, namazını kılar kılmaz yatsın, namazdan sonra o kerahet, mekruh olan konuşmaları yapmasın. Semir burada gece konuşması demek, gece yapılan konuşma. Tabii bu dünyevi konuşmalar, gereksiz konuşmalar. Yatsı namazından sonra Efendimiz böyle gereksiz şeylerle ilgilenmez, onları konuşmaz. Konuşacaksa mecburi şeyler ya da hayırlı, ahirete müteallik şeyler ya da ümmetin meseleleriyle alakalı şeyler konuşur ve vakit geçirmeden istirahat buyururdu. Bundan dolayı kışın yatsı namazını biraz geciktirip yatsı namazını hemen kılıp yatmak müstehaptır. Lakin هذا التأخير, fakat bu geciktirme, yukallilul cemaati, cemaati azaltır. Yani geç kılınca cemaat de camiye az gelir tabii ki. Uykusu gelir, yatar insanlar. فَتَعَارَضَ الْاِبَاحَةُ وَالنَّدْبُ, dolayısıyla burada mübahlıkla mendupluk zıt hale geliyor. Yani önce kılıp mendup vazifeyi yerine getirme ya da sonraya bırakıp bunu mübah görme. Bu ikisi burada çatışmış oluyor. فَتَثْبُتُ الْاِبَاحَةُ, böyle çatışma durumlarında, rivayetlerin zahiri çelişkileri durumunda ibaha, yani mübahlık esas alınır. Dolayısıyla
yatsı namazını kış vakitinde biraz geciktirmekte bir mahsur yoktur. Hatta gecenin yarısına kadar geciktirmekte de bir mahsur yoktur. وَالتَّأْخِيرُ اِلَى مَا بَعْدَ النِّصْفِ مَكْرُوهٌ Fakat gecenin yarısından sonraya bırakmak mekruhtur. وَيُسْتَحَبُّ Müstehaptır. تَعْجِيلُهُ Yatsı namazının hemen kılınması, vakit girer girmez. Ey el-İşa fi vaktil gaymi bulutlu günlerde hemen kılınması müstehaptır. Fi zahiri rivaye, zahiri rivayede bu böyledir. Yani Hanefi mezhebinin kuvvetli görüşlerinin yer aldığı eserlerdeki görüşlere göre bu böyledir. Lime fit te'khiri, çünkü geciktirmede söz konusudur. Teplilul cema'a, cemaatin azalması söz konusudur. Böyle bir azalmaya sebebiyet vermemek için bulutlu günlerde yatsı namazını hemen vakit girer girmez kılmak müstehaptır. Ve kayyedne, kayıtlı konuştuk. Es-semra, gece konuşmasını bilmenhiyye anhu, yasaklanan gece konuşması diye kayıtlı konuştuk. Yani her gece konuşması sakıncalı değildir, yasaklanmış değildir. Ve huve ma fihi lagbun, yani yasaklanan gece konuşmaları nedir? Boş konuşmalardır. Lagb, boş konuşma. Ev yefutu gıyâmel leyli, ya da kıyam, gece ayağa kalkma, yani gece kalkıp da teheccüd namazı kılma, geceyi değerlendirme fevt olabilir gece konuşmaları uzarsa. Yani insan gece geç yatarsa gece yarısı kalkıp teheccüde teheccüd kılamayabilir. Ondan dolayı yasaklanmıştır. Ev yüeddi ile tefvîti subhi, ya da insan çok fazla konuşmaya dalar da yatsı namazından sonra vakti geçirirse sabah namazını kaçırma ihtimali vardır. Bunlardan dolayı yatsı namazından sonra gereksiz konuşmalar yasaklanmış, mahzurlu görülmüştür. Ve emma izâ kâne semru li mehemmetin ev muhimmetin, herhangi bir meslekten, bir işten dolayı, herhangi bir işten dolayı yapılacak gerek gece konuşması, ev kıraatil kur'ani, ya da bir Kur'an kıraati, ve zikri ve zikrin, ya da yapılacak bir zikir, Allah'a zikir, ve hikayeti salihin, ya da salih insanların hayatlarından, amellerinden bahsetme, ve müzakerati fıkhin, ya da fıkıh dersi yapma, ve hadisin, hadis dersi yapma, ma'a dayfin, misafirlerle beraber böyle dersler yapma, fele be'se bihi, bunlarda bir mahzur yoktur. Bunlar yatsı namazından sonra da yapılabilir. Ve yüstehabbu, aynı şekilde müstehaptır, te'khiru salatili vitri, vitir namazının tehir edilmesi, ila kubeyli ahiril leyli, gecenin sonundan biraz önceye kadar tehir edilmesi müstehaptır. Limen yesiku bil intibai, uyanmaktan endişesi olmayan, kesin kalkabileceğini düşünen insanlar için. Ve elle yutira kablen nevmi, uykudan önce bu insanların vitir namazı kılmaması da müstehaptır. Yani gece kalkmakta şüphesi yoksa, kalkarım kılarım diyebiliyorsa, saatini kuruyor ya da insanlara tembih ediyor, kendisini kaldıracak birileri varsa, insanın vitir namazını gecenin sonuna bırakması, imsak vaktinden biraz önce kılması müstehaptır. لِقَوْلِهِ sallallahu aleyhi ve sellem, çünkü Efendimiz şöyle buyurmuştur: مَنْ خَافَ اَلَّا يَقُومَ Kim kalkmamaktan, kalkamamaktan korkarsa, اَخِرَ الْلَيْلِ gecenin sonunda, فَلْيُوتِرْ اَوَّلَهُ yatmadan önce vitir namazını kılsın. وَمَنْ تَمَعَ اَنْ يَقُومَ اَخِرَ الْلَيْلِ Kim de gecenin sonunda kalkmaya çok arzulu olsa ve kalkacağından da emin bulunsa, fel yutir ahirehu gecenin sonunda vitir namazını kılsın. Fe inne salate'l leyli meşhudetun, çünkü gece kılınacak namaz teheccüdle beraber vitir namazı meşhudetun, şahitlidir. Yani melekler ona şahit olur, ruhaniler ona şahit olur ve kişinin lehinde şehadet ederler. Ve zelike eftal, dolayısıyla vitir namazını gecenin sonunda kılmak daha faziletlidir. Evet arkadaşlar, namazların o vakit içerisinde ne zaman nasıl kılınacağına dair kısa bir metin okuduk. Bazı zamanlar vakit girer girmez, bazı zamanlar vaktin ortalarına doğru kılınması daha uygun görülmüş. Bu uygunluğa biz müstehap diyoruz. Bu konuyu metin üzerinden görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.